Bir önceki videoda hikaye yapısının hikaye adımlarının sıralanmasıyla oluştuğundan bahsettik. Bu konu için harika bir başlangıçtı. Bir hikaye yaratırken aralarda durup hikayeye meydana getiren olayların birbirleriyle nasıl bağlanacaklarını da düşünmeliyiz. Bunu yapmak için de genellikle hikaye anlatıcılarımıza basit bir soru sorarız. Hikayende ne söylemek istiyorsun? Bu soruyu sorduğumuzda alacağımız cevap aslında hikayenin teması olacaktır. Tema, ana karakterin hikaye sonunda alacağı derslerle alakalıdır. Örneğin, Arabalar filmindeki ders, hayatta kazanmaktan daha önemli şeyler oldu. İnsanlar binlerce yıldır anlattıkları hikayelere bu tarz dersler ekliyorlar. Hikaye omurgası alıştırmasının da hikayeden çıkartılacak dersle sonlandığını hatırlıyorsunuz değil mi? Bu hikayenize dahil olan adımların yani tüm olayların bir araya gelerek bu büyük noktaya ulaşacak şekilde tasarlandığından emin olmanızı Let's sağlar. İsterseniz şimdi Pixar'da çalışan hikaye sanatçılarımıza kulak verelim ve ne düşünüyorlar bakalım. İzleyiciler filmi seyrettikten bir süre sonra arkadaşlarına bu filmi çok sevdim çünkü diye başlayan bir cümle kurduklarında bu cümlenin nasıl devam etmesini istersiniz. Mesela inanılmaz aile için suçla savaşan bir grup süper kahramanla alakalı bir film işte diyebilirsiniz. Fakat aslında tema dediğimiz şey daha derin bir şeydir. İnanılmaz Aile için tema, kim olduğundan emin olmayan bir adamın cevabı ailesiyle bir araya gelerek bulmasıdır. Adam o ailenin, o süper takımın bir parçası olduğunu keşfeder. Aslında basitçe hikayenin neden anlatıldığının kısa bir özeti gibidir. 1999'da Demir Dev isimli çok güzel bir filmde çalışmıştım. O filmin teması olmayı seçtiğiniz kişi olduğunuzdu. Um, Mesela, önceki hikayesi 3'teki temalar arasında sevmeyi öğrenmek ve vazgeçebilmeyi öğrenmek vardı. Teması ya da temel bir düşüncesi olmayan bir film akılda kalıcı olmaz. Böyle bir film hakkında daha sonradan istediğim kadar düşüneyim. Ortada birleştirici bir tema olmadığından hiçbir şey hatırlayamam. Tema, karakterin ihtiyaç duydukları için isteklerinden vazgeçmesini sağlayan şeydir diyebiliriz. Hikayenize her zaman ana karakterinizin amacının ne olduğunu bilerek başlayın. Amaç karakterin ne istediğidir. Karakterler istediklerinin peşinden giderler ama çoğunlukla bir süre sonra isteklerinin aslında ihtiyaçları olan şey olmadığını görürler. İhtiyaçları olan şey çok daha önemlidir ve bunun ne olduğunu keşfetmeleri de genellikle hikayenin temasını oluşturur. Temanızın ne olduğunu, anlatmak istediğiniz şeyi belirledikten sonra hikayenize ana karakterinize değişmeliyim dedirtecek ve hikayenin temasından etkilenmesi gerektiğini gösterecek bir dizi dramatik olay ekleyebilirsiniz. Sonra bunu yaparsınız. Değişmeliyim der kendi kendine. İşte budur. Hikayeye başlamadan önce temanın ve çıkarılacak dersin ne olduğunu bilmek önemli. Ve bazen de çıkarılacak dersin ne olduğunu film üzerinde çalışırken keşfedersiniz. Ve aklınızdaki ilk fikirden çok daha farklı bir şey ortaya çıkabilir. Mesela ters yüz hakkında düşündüğümde film çok net bir soruyla başlıyor. Neşemizi kaybedersek ne olur? Birkaç sene süren hikayenin orta kısmında odaklanılan konu, neşenin kaybolması ve neşe ve korkunun Riley'nin kafası içinde bir yolculuğa çıkmasıdır. Sonra bir an gelir ve neşe, Riley'nin hayatında üzüntüye de yer olduğunu ve üzüntüye de izin vermesi gerektiğini anlar. Böylece hikayenin teması, üzüntünün de hayatımızın bir parçası olduğuna dönüşür. Bence kendinizi ilk gün aklınızda olan şeylerle kısıtlamamalısınız. Siz fikir üzerine zaman harcarken fikrin büyümesine, gelişmesine, derinleşmesine ve zenginleşmesine izin vermelisiniz bence. Emin olabileceğiniz bir şey, işe tema ile başlamak zorunda değilsiniz. Ama hikayenizin sonunda temanın ne olduğu çok açık olmalı. Ayrıca tema ne olursa olsun, ana karakterinizin ihtiyaçlarıyla da genellikle bağlantılı olacak. Yani karakterin hayatta başarılı olmak için yapması, öğrenmesi ya da bilmesi gereken şeylerle. Sıradaki alıştırmada en sevdiğiniz üç filmin temasını veya vermek istediğiniz dersi belirleme, aynı zamanda kendi hikayenize ne anlatmak istediğinize karar verme şansınız olacak. Arkadaşlar.